Var mı burada bademcikler? Aa, bir şey var mı? Nedir durum? Son. İyi görünüyorum değil mi? Doktorla kameramana ayıp olmaz. Efendim merhabalar, maksat muhabbet. Gerçekten maksat muhabbet. Bizim işimiz muhabbet etmek. Sokaklarda dolaşmak, muhabbet etmek, sizlere soru sormak, sataşmak, bulaşmak. Böyle sizin uzaktan kaçışlarınızı izlemek, yakınınıza gelmeye çalışmak, heyecan yapmak, biraz heyecan yaptırmak. Aslı bir ekranlarındasınız, maksat muhabbettesiniz. Ama lütfen belli işaretlerimiz var. Ne gibi? Örneğin yavrum bizi televizyon dışında nereden izleyebileceklerini şuraya alalım. Koy. Aslıtv.com.tr'yi buraya koy. Buraya da ver benim Instagram adresimi. Ver çocuğum. Ver. Gün içerisinde kameramanla nerede gezdiğimizi bilinsin diye, belli olsun diye fotoğraf paylaşıyoruz. Şuradayız, buradayız diye kendimizi işaretliyoruz. Ah, sosyal medyada neler yapıyoruz. Neden neler yapıyoruz? Bugün artık geldiğimiz noktada ve olunan ve yaşanılan devirde gerçekten bir adım öne çıkmak çok önemli. Bunu yapmak için insanlar binlerce yeni yol geliştiriyorlar. Yok efendim kıyafetler, saç şekilleri. Ay, bunların hepsini yapmış biri olarak ben. Neyse, Kasım ayında maviye boyayacağım. Canım, kuaförüm, SS, Sema, ona göre. Biraz daha gri gidelim, biraz daha platin iyidir. Ondan sonrasına bakarız. Neyse, şimdi bu durum şu. Bir adım öne çıkmak ve dikkat çekmek. Bu herkes ve her şey için olabilir. Şöyle ki, ne oldu hocam? Saçta bir sorun mu? Nedir? Bak yapma bana böyle, aniden. Hiç hoş değil. Şöyle ki, gelinen noktada hakikaten hayatın o sıradan ve rutin akışı içerisinde biraz daha farklı olmayı, biraz daha öne çıkmayı, biraz daha beğeni almayı, biraz daha insanların gözünde bilinir olmayı istiyoruz ve gerçekten de aslında seviyoruz. Şimdi hal ve durum böyle olunca öne çıkmak için, bir adım daha farklı olduğunuzu göstermek için neler yapıyorsunuz, bunu size sormaya karar verdim. Muhtemelen ben size bunu sorduğumda siz buna cevabı kaçarak vereceksiniz. Ama ve lakin bu da bir yöntem. Ve bu arada Bursa sokaklarından şu konuda da gerçekten özür diliyoruz. Sevgili kameraman arkadaşım Onur, geri geri elinde kamerasıyla giderken size çarpıyor olabilir. Muhtemel görmediği içindir. Sizden ricam, eskaza siz böyle kamerayla geri geri giden bir adam görürseniz ona doğru yürümeyin. Yanından geçin, bana doğru yürüyün ki sorduğum soruya cevap verebilirsiniz. Ona çarpınca görüntü oynuyor, kalitem bozuluyor. Kanalınızın ayarlarıyla oyna, elini bak, yap. Oyna mı çocuğum? Doğru yerdesin, Aslı bilesin. Tamam, süper. Beyler gelin bakayım, bir şey soracağım. Şimdi sosyal medya hesaplarınız vardır hepinizin. Evet. Tamam, süper. Kendinizi biraz daha öne çıkartmak ve dikkat çekmek için neler yapıyorsunuz? Bir şey yapmamız gerekiyor. Zaten her zaman bir numarayız. Ya seni yerim ben. Vay vay vay. Özgüvenine sağlık. Çocuğum çubuk var. Araba var. Vallahi bir şey soracağım hemen sırayla. Aa, ne kadar da güzel kızlar maşallah. Akrabalık var mı? Üçünüzde. Ay vallahi güzel. Anne babanızı tebriklerimi iletin. Anne babacığım, size de ben tebriklerimi buradan iletiyorum. Şuna bak, şuraya bak. Olma o zaman. Ayıp denen bir şey var ya. Allah. Angelina Jolie ile de aynı sorunu yaşıyorum. Kadına bakıyorum bakıyorum, bunu Allah yarattı. Ben nereden geldim diyorum. Şimdi soru şu. Biraz daha öne çıkmak ve dikkat çekmek için neler yaparsınız? Yani birinin mesela dikkatini çekmek istiyorsunuz. Belki sosyal medyada, belki real hayatta, fark etmez. Ne yapılır? Sen büyüğüne, ona, ona derken bu iş böyle gider. Çıkacak bir şey. Çıkandan alayım bir şey. Yani çalışmak lazım, başarılı olmak lazım. Ya gözünün dikkat çekmek için. Evet. Başarılı olmak lazım. Başarılı olmak lazım. Kendi olduğunu belli etmen evet. Gerekiyor. Kendi güvenin olması lazım. Sende var mı bir şey? Aynen. Yok, ben iyiyim böyle gayet. Yok. Ben dikkat çekiyorum diyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ha, bak bu benim hiç aklıma gelmemişti. Gördüğünüz üzere akıl akıldan üstündür. Dikkat çekmenin yöntemlerinden biri çalışmak ve başarılı olmak. Kesinlikle doğru. Misal Güler Sabancı benim her zaman dikkatimi çekiyor mesela. Vallahi çekiyor. Hülya Avşar da çekiyor. Çekmeme ihtimali var mı? Bak bak, kırmızı güzel, spor ayakkabılar güzel, saat güzel, konsept güzel. Arkanızı dönmeniz benim sizi fark etmemiş olduğum anlamına gelmiyor. Yaptım reklamını. Kırmızı güzel, ayakkabılar güzel, konsept güzel, saat güzel dedim. Yani hazırlamış her şeyi. Esnaf olma ihtimali çok yüksek dedim. Ne yok, çalışalım. Çalışansınız. Başarılı bir çalışansınız. Efendim, teşekkür ederim. Yeniden noktada biraz dikkat çekmek için, diğerlerinden bir adım önde olmak ve dikkatleri üzerinize toplamak için ne yaparsınız ki? Ama ne anlamda dikkat? Ya olduğunda girdiğiniz bir ortama ben buradayım demenin yöntemi veya belki sosyal medyada veya belki birinin ilgisini çekmek üzerine. Size bağlı.
Kişinin duruşu yeterli değil mi bunun vallahi için? Valla ben o duruşa geldim zaten. O duruşa geldim zaten. Beyefendi sizin var mı fikriniz? Hiç düşünmedim ben ya. Yani yeterince dikkat çekiyorum diyorsunuz. Gideceğiniz ortama göre değişir o. Yani bir ortama giriyorsanız farklı bir duruş sergilersiniz. Duruş bir mağazaya giriyorsanız farklı. Duruş sergilemeyi kabul ediyorum ama bunu neyle desteklersiniz? Çok Kıyafetle desteklerim, saçımın farklı kesimiyle desteklerim ya da boyasıyla desteklerim. Meslek konuşmamla. Ben ya şimdi şöyle söyleyeyim. Güzellik merkezinde çalışıyorum burada. Anladım. Evet. Bayağı destekli oldu bu iş. Çok teşekkür ederim. Ünlü olmayı anlat bana bebeğim. Ya bilmiyorum, hep ön planda olmaya çalışırım işte hani. Ön planda olurum. Sosyalleşmek. Aynen. O şekilde. Evet. Birilerinin dikkatini çekmek istiyorsun. Ne yaparsın? Yani bir kızın belki dikkatini çekeceksin. Bir ortama girdiniz, herkesten farklılığını belli edeceksin. Nasıl bir davranış biçimi sergilersin? Gerçi dövmeler falan yıkılıyor ayrı. Susarım ya. Susarak mı dikkat çekeceksin? Yok, ben hep sustuğum için susarım yani. Bu niye susuyor diye dikkatini çekerler. Bilmem nasıl dikkat çekilir. Bilmiyorum ki. Kızdan sen dikkat çekeceksin oğlum, ben değil ki. Sana sordum. Ben o zaman oho bak neler yaparım ama... Daha yeni sıktık parfümü ama bir şey soracağız şimdi size. Hayırlı işler. Bir ortama girdiniz, bir hanımefendi dikkatini çekmek istiyorsunuz. Nasıl bir davranış sergilersiniz? Bir hanımefendinin dikkatini çekmek parfümü istiyorum. Parfümü alırım üstüne dökerim. Olur. Olabilir, bu da bir yöntem mi? Olabilir, olabilir. Ne yaparsınız hakikaten? Yani şu an aklıma bir şey gelmiyor ama illaki bir şey bulurum yapacak. Yani illa bir gireyim de diyorsun. Evet, ben ya, bulurum. Peki, ortamınız çok olsun efendim. Hayat böyle bir şey. Bugün bana, yarın sana. Artık senden de kaçmaya başladılar ya Onur. Görünce böyle yapıyorlar. Kaçıyorlar, sen de korkutuyorsun. Vallahi korkutuyorsun. Yürü bakalım. Yürü bakalım, yürü bakalım. Yürü bakalım. Ben söyleyince yürüyecek misin? Tamam, tamam. Peki, dur bakalım. Var mı beğendiğiniz bir şey? Mikrofonla da bu sorulur mu? Sen beğendin bir şey. Ya birini... O telefon geç kaldı. Konuşamazlar, bitti. Yanında da Beşiktaşlı yakışıklı var. Tam bir ortama girdin, birisinin dikkatini çekmen gerekiyor. Nasıl davranırsın, ne yaparsın? Bilmiyorum. Çocuk sen biliyor musun? Bir ortamda birinin dikkatini çekeceksin. Nasıl davranırsın? Anne oğul. Siz bu konuda sessiz. Bak sessiz kalmak diye bir yöntem de varmış. İyi alışverişler efendim. Sen bir ortama girsen birinin dikkatini çekmen gerekse ne yaparsın? Bilmiyorum. Bağırırım herhalde. Bağırırsın. Allah evet. Seni yer yemesin olur mu inşallah? Bağırırmış. Ya korkutmasan diyorum. Hani ya insanca bir şekilde yürü mevzuya. Bağırırım dedi. Bağırılabilir mi? Hop diye. Oh. İzmir'in dağlarında çiçekler açarak geliyor beyefendi yanımızdan. Açar efendim, siz bu türküleri söyleyin. Hepimizin bağrında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Ya sesim çok kötü. Çok sert bakıyorsun var ya, yemin ediyorum. Şuradan gör, kusura bakmayın arkasında göremiyorum. Şuradan gördüm, o kadar sert bakıyorsun ki. Sen sanırım, şimdi bir ortama girdin, birinin dikkatini çekmek istiyorsun. Ne yaparsın diyecektim ama sert bakışlarını gördüm. Sen sert bakarsın herhalde. Korkarak sana bakar o da. Ne yaparsın? Dikkat çekmek için. Bilmem bir şey yapmam herhalde. Yeterince dikkat yürürüm. Çekiyorum. Yürü! Yürü be yavrum benim, görüşürüz. Bakma o kadar sert, korkutuyorsun. Nasıldı güzel kız? Vallahi billah. Yani hani yürürüm dedi mi? Yürü be yavrum, yürü! Yürü, boyunu, endamını görsünler. Böyle de bir gerçeklik var. Yürü! Ben yürüyorum, boy endam gösteriyorum da ne oluyor? Onunla ilgili de bir soruyum. Ben bir şey yapmadım, o kendi benim dikkatimi çekti. Yani ben onun dikkatini çekmem, öyle söyleyeyim. Gördün. Dikkatini çekmen lazım. Ne yaparsın? Saçlarımı tararım. Ya. Veya üç numaralı bakışımı yaparım. Veya üç numaralı bakışımı yaparım. Aa, olmaz. Atmadı. Peki. Kolay gelsin. Ama belli anladım. Bak dikkat çek. Şimdi dikkat çekmek için vücut yapabilirsiniz. Dikkat çekmek için kilo alabilirsiniz. Dikkat çekmek için kilo verebilirsiniz. Dikkat çekmek için yöntemler sınırsız aslında. Bir de böyle düşünmekte fayda var. Şimdi sağlı sollu gidiyoruz. Sana biraz avans vereyim istiyorsan. Koş!
Ya bir bakayım. Gel sana bir soru sorayım. Bak görüyorsun değil mi bak. Elimi bu kadar, hayatta bir insanın elini boş çevirmek kadar kötü bir şey yok ya. Vallahi. Yok sağ olun. Aman sen sağ ol. Kameraya çıkar mısınız? Kamera bize çıksan. Çıktı. Geliyor. Çek onları. Artık düşünmüyorum ailenizi. Siz düşünmüyorsunuz, ben mi düşüneceğim? Bursa sokaklarını görüyorsunuz. Vallahi güzeller ama yani. Baksana. Daha güzeller ama sen de çok güzelsin. Ben dikkat çekmek için ne yaparsınız bir ortama girdiğinizde diye insanlara soruyorum. Ama ve lakin siz bunun canlı kanıtısınız. Yani bir ortama girip dikkat çekebilen insanlardansınız belli. Kalite marjinal. Giyineceksin. Tarz yapacaksın. Evet. Kendisini ortaya koyacaksın. Aynen. Marjinal. Özür dilerim. Kaç yıldır böyle giyiniyorsunuz? Yani bu valla ben hani... kendim bildim bile değil mi? Kaç evet. yıldır? Marjinaldir kendim. 9 yaşımdan beri. Çok sofistikedir. Mesleğim Almanya'dayım ben. Mesleğim Almanya'dayım ben. Almanya'yı da. Almanya'da işte yapıyoruz bir şeyler. O zaman kolay gelsin. Çok teşekkür eyvallah, ederim. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Diyebildin mi oğlum mesleğim Almanya'dayım ben diye? Diyemedin. Böyle dikkat çekmeden geç. Atasporumuz yemek diyen bir ekibiz biz. Mola versek de yemek mi yesek? Kızlar bir şey soracağım. Bir ortama girdiniz, birinin dikkatini çekmek istiyorsunuz, ne yaparsınız? Çok basit bir soru sordum, çok basit bir cevap istiyorum, gideceğim sonra ondan sonra bırakacağım. Ya senin orucuna yerim. Sen de hepiniz mi gülüyorsunuz? Evet. Aynı anda ortama girmeyin, ortalık karılmasın, ortalık karılmasın, teşekkür ederim. Şu ana kadar aldığımız cevaplara bakıyoruz. Bağırırım, susarım, gülümserim, çalışırım. Dikkat çekmenin yöntemi budur. Henüz düşünmedim, öyle bir ortama gireyim, vallahi herhalde bir yol bulurum. Aldığımız cevaplar bence hayata dair son derece başarılı cevaplardı. Çok güzelsin. Bir şey soracağım. Bir ortama girdin. Dikkat çekmek için. Ne yapar? Birinin ilgisini çekmek istiyorsun. Ne yaparsın ki çok uğraşmayacağım belli. Bak konsept tamam. Teşekkür ederim. Gülümserim herhalde sürekli. Senin ağzını yerim. Çok tatlısın. Gülümsemekten vazgeçme. Hep güleceğin şeyler olsun hayatta. Bakıyoruz. Yürüyoruz. Biz bu yürümeyi hep yapıyoruz. Biz böyle böyle o 8 kiloyu veriyoruz. Son 8. Efendim Onur Armut göbeği, ben can simidi yani göbek simidini, dürüm kası da diyoruz biz kendilerine aslında. Her Türk'te olması gereken belirgin özelliklerden bir tanesi. Ben mesela dürüm kasımla dikkat çekerim. Girdiğim ortamda çat koyarım göbeği, ya pardon dürüm kasını. Vallahi seni koruyup kollamaktan program yapamıyorum Onur. Senin arkaya sensör taktıracağız. Onur sana bir sensör lazım. Ne sensör ne ben söyleyeyim. Vallahi sana bir sensör lazım. Di Onur ötüyorsun yavrum diyebileceğim bir ortamın olsun. O kadar böyle hüzünlü baktın ki soru filan sorasım yok sana. Ağlama çocuğum. Ağlama yavrum. Ağlama evladım. Daha bir şey yok. Bir soru soracaktım. Gidecektim. Hiçbir şey yok. Bak böyle yaparsın. Hop topuk. Kız söyle bak. Gitti. Gülerim. Gönderdim. Gülerim. Onu anladım. Allah gülmekten ayırmasın. Hadi git. Görüşürüz. Ay yeşili buldum Murat'tır. Üstüne oturdum. İnşallah tutar. Yapacak bir şey yok. Vallahi bugün de yine sizinle güzel, keyifli sohbet ettik. En çok yine ben konuştum. En çok benim çenem ağrıdı. Ama ve lakin ne yapalım? Her iyi şeyin bir nesi vardır. Ceremesi, cefası. Yoktur öyle bir şey. İyi şeylerin sefası her zaman sürülür. İyi şeyleriniz olsun. Yüzünüzden gülümsemeniz eksik olmasın. Aslı TV ekranlarındayız. Maksat muhabbetliyiz. Sokaklarda bizi gördüğünüzde kaçmayın. Aksine yanımıza gelin. Bir insanın gülümsemesi de siz olun. Görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.